Evet arkadaşlar, sabah rutini videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte 2018-2019 öğretim yılının ilk gününün sabah rutinini çekiyorum. Yani 17 Eylül Pazartesi. 3 aylık bir yaz tatilinden sonra kalkmak biraz zor oluyor açıkçası. 7.20'de dersim başladığı için 6.17'de en geç kalkmak zorunda oluyorum. 17 Eylül Pazartesi, yani okulun ilk günü. Gördüğünüz gibi ilk olarak telefonuma bakıyorum. Çünkü hem biraz uyanmak için, ayılmak için hem de biraz keyfim yerine gelsin diye. Gördüğünüz gibi hava çok karışık. Şu an sabah rutininin dersine giriyorum. Ama bugün gerçekten okulun ilk günü, pazartesi günü. Gördüğünüz gibi hava çok karanlık. Çünkü saat daha 6.20 geçiyor. Ve dolu yağıyor. Şu an bildiğiniz dolu yağıyor. Kütür 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 sesler geliyor. Kamerada dolu olduğu çok çıkmıyor. Ama bayağı dolu yağıyor. Ben okula arabayla gideceğim. Ama dolu yağıyor ya okulda. Okulun ilk günü dolu yağıyor. Bayağı tuhaf cidden. Sonra da tuvalete gidiyorum ve yüzümü yıkıyorum. Yüzümü Nivea'nın yüz yıkama köpüğüyle yıkıyorum. Bu normal sabun gibi yıkayabileceğiniz bir köpük. Sonra da akşamdan hazırlamış olduğum kıyafetlerimi alıyorum ve giyiyorum. Bu şekilde. Evet. Sabah çok erken bir saatte olduğu için hala Eylül'de olmamıza rağmen sweatshirt giymeyi tercih ettim. Sonra da kahvaltı için aşağı iniyorum. Burada da zaten kahvaltı yapıyorum. Sabahları aslında çok aç olmuyorum ama yine de kendimi zorlu bir şeyler yemeye ikna etmem gerekiyor. Çünkü ikinci ve üçüncü derslerde eğer yemek yemezsem çok fazla acıkabiliyorum. Sonra kendi beslenmemi hazırlıyorum. Okulun ilk günü olduğu için kendim özenle böyle bir sandviç hazırlıyorum. İçine salam, kaşar ve domates koyuyorum. Sonra iki tane de tatlı kurabiye koyuyorum. Ve sandviçimizi kese kağıdıyla tutma yerini sarıyorum ki daha kolay tutulsun. Sonra da biraz çerez koyuyorum. Sonra da saçımı yapıyorum. Saçım için çok abartılı bir şeyler düşünmedim. Dişlerimi fırçalıyorum yemekten sonra. Ben genelde yemekten sonra diş fırçalamayı daha doğru buluyorum. Sonra da yatağımı topluyorum. Böyle çok özene özene değil ama bir şekilde topluyorum işte. Sonra da gerçekler geliyor aklıma ve sade saçıma güzel bir pırıltı ekliyorum, yani güzel bir taç ekliyorum. Okulun ilk günü olduğu için küçük bir çanta tercih ettim. Çünkü daha içinde hiçbir kitap yok. Sadece küçük bir not defteri ve kalem kutu var. Bir de beslenme. Burada Samanyolu müziği ile size ne kadar üzgün olduğumu anlatmaya çalışıyorum. Bye bye.